Merhaba arkadaşlar. Bu dersteki konumuz sözcük anlam. Bir diğer ifadeyle kelime anlam. Sözlü ve yazılı anlatımın temel ögelerinden biri de sözcüklerdir. Sözcük canlı cansız, somut soyut, bütün varlık ve nesnelerin, bu varlık ve nesnelerle ilgili durumların, niteliklerin dildeki karşılığıdır. Anlaşma, sözcüklerin bir düzen içinde yan yana getirilmesiyle sağlanır. Yani dilimizde sözcüğün en önemli görevi iletişimdir. İnsanlar arasındaki anlaşmayı ve iletişimi sağlaması. Sözcükler kullanıldıkları yere göre değişik anlamlar kazanır. Bu bizim için önemli. Sözcükler kullanıldıkları yerlere göre değişik anlamlar kazanmaktadır. Bunu birazdan örneklendireceğiz. Sözcükler sözlük anlamlarında, yani gerçek anlamlarında kullanılabildikleri gibi cümle içerisindeki kullanımlarına göre mecaz, deyim, terim anlam veya yan anlamda da kullanılabilmektedir. Çoğu sözcüklerin gerçek anlamının yanında mecaz ve yan anlamları da vardır. Sözcüklerin cümle içerisindeki kullanımına göre anlamlarının değişmesini bir örnek üzerinde görelim. Örneğin düşmek kelimesi olsun. Ağaçtaki meyveler iyice olgunlaşınca yere düşer cümlesinde düşmek sözcüğü yer çekiminin etkisiyle yukarıdan aşağıya inmek anlamında kullanılmıştır. Yani gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Geçenlerde bizim Adem Ağa'yı gördüm. Zavallı ne kadar düşmüş cümlesinde ise düşmek kelimesi düşkünleşmek anlamında kullanılmıştır. Gördüğümüz gibi kelime, düşmek kelimesi cümledeki anlamına göre farklı anlamlara da gelebilmektedir. Bu konuşmayı yapmak size düşer cümlesinde yakışık almak anlamında kullanılmıştır. Bu iğneyi yaptıktan sonra hastanın ateşi biraz olsun düşer cümlesinde ise düşmek kelimesi azalmak anlamında kullanılmıştır. Bunları daha da çoğaltabiliriz. Örneklerden de anlaşıldığı gibi bir sözcük kullanıldığı yere göre farklı anlamlar kazanmaktadır. Tekrar ifade ediyoruz. Bir sözcük kullanıldığı yerlere göre farklı anlamlar kazanmaktadır. Şimdi bir sözcükte bulunabilecek anlam özelliklerini görelim. Bunlardan birincisi sözcüklerde çok anlamlılık. Dilimizde her sözcük belli bir kavramı, durumu veya varlığı karşılamaktadır. Ancak sosyal hayatta nasıl bir takım değişmeler varsa bu da dile yansımıştır. Değişik sebeplerle bazı sözcüklere o dili konuşanlar yeni anlamlar yükler. Böylece bazı sözcükler birden çok anlam taşıyabilir ve sözcüklerde çok anlamlılık söz konusu olur. Bu bilgiler ışığında bir örnek üzerinde bu konuya bakalım. Çıkmak kelimesi olsun bu sözcüğümüz. Hemen çatıya çıkalım cümlesinde çıkmak sözcüğü dikey olarak tırmanmak anlamına geliyor. Ancak bir başka cümlede annem bu odadan çıktı cümlesinde ise bir yerin dışına çıkmak anlamına geliyor. Ekonomik krizlerde dolar çok çıkıyor cümlesinde ise değeri artmak, maddi anlamda değeri artmak anlamında kullanılmıştır. Başka bir cümlede ise çıkmak kelimesi sokakta bir anda karşıma çıkmasın mı cümlesinde önüne gelmek ve rastlamak anlamlarına gelmiştir. Örnekler daha da çoğaltılabilir. Önemli olan burada şunu anlamamız önemli. Bir kelime cümledeki kullanımına göre değişik anlamlara gelebilmektedir. Sözcüklerde gerçek anlam. Temel anlam olarak da adlandırılan gerçek anlam sözcüğün akla gelen yani sözlük anlamıdır. Bir sözcüğün söylendiğinde aklımıza gelen ilk anlamı o sözcüğün gerçek anlamıdır. Bir sözcüğü cümle içinde kullanmadan yalnız başına ele aldığımızda o sözcük gerçek anlamını ifade eder. Yani Türkçedeki tüm sözcükler tek başına incelenirse gerçek anlamlıdır. Göz sözcüğünün gerçek anlamı görme organıdır. Herhangi bir cümle içerisinde kullanılmadığı sürece göz sözcüğü bize görme organını ifade eder. Aşağıdaki cümlelerde
altı çizili sözcükler gerçek anlamlarında kullanılmıştır. Yani sözcük söylendiğinde aklımıza gelen ilk anlamlarıyla kullanılmıştır. Cesaretinin kırılmasına sen sebep oldun cümlesinde cesaret. Yol çok uzundu cümlesinde yol. Yaşlı kadının öyle yumuşak elleri var ki cümlesinde yumuşak kelimesi. Bu kadar acı bir biberi nasıl yediniz cümlesinde acı. Çocuğunu uyutmak için odaya götürdü cümlesinde uyutmak. Bugün hava çok soğuk cümlesinde soğuk. Tatlı tam kıvamındaydı derken bu sefer de tatlı kelimesi sözcük söylendiğinde aklımıza gelen ilk anlamıyla kullanıldığı için temel anlamdadır, gerçek anlamdadır. Sözcüklerde mecaz anlam. Bir sözcüğün kendi gerçek anlamından tamamen sıyrılarak başka bir anlamda kullanılması sonucu ortaya çıkan anlama mecaz anlam denir. Demek ki mecaz olabilmesi için sözcüğün gerçek anlamdan tamamen sıyrılarak başka bir anlamda kullanılması şartmış. Sözcüğün mecaz anlamı cümle içindeki kullanıldığında ortaya çıkar. Mecaz kullanımlar bir dilin en önemli zenginliklerindendir. Deyimler ve atasözleri gibi dilin renk unsurlarının temelinde de mecazlaşma özelliği vardır. Mecaz anlam bir sözcüğe bizim tarafımızdan sonradan geçici olarak yüklenen anlamdır. Gitmek sözcüğünü ele alalım. Bu sözcüğün gerçek anlamı bir yerden başka bir yere doğru yönelmektir. Bu otobüs Ankara'ya gider cümlesinde gitmek kelimesi gerçek anlamıyla kullanılmış. Ancak bu sözün sonu nereye gider cümlesinde ise gerçek anlamıyla kullanılmamış, mecaz anlama gelerek yani mecazlaşarak belli bir anlamı karşılamak yerinde kullanılmıştır. Yani bu kullanımda mecaz anlamdadır. Başka örneklere de bakacak olursak, onun pişkinliğine bir anlam veremedim cümlesine pişkinlik kelimesi aklımıza gelen ilk anlamının dışında kullanıldığı için mecaz anlamlıdır. Benim boş sözlere karnım tok cümlesinde ise boş kelimesi gerçek anlamda kullanılmamıştır. Mecaz anlamda kullanılmıştır. Zaten sözün boşu veya dolusu olmaz. Ancak cümlede mecaz anlama gelerek gereksiz söz anlamına gelmişti. Yani buradaki boş kelimesi gereksiz anlamındadır. Bugünlerde burnu iyice büyüdü cümlesinde de yine aynı şekilde büyümek kelimesi bizim aklımıza gelen fiziki manada büyüme, genişleme anlamında değil. Öyle tatlı gülümsüyordu ki cümlesinde de yine tatlı kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır. Sözcüklerde yan anlam. Bir diğer adıyla yakıştırmaca. Kendi adı olmayan ya da olduğu halde bilinmeyen varlıklar çeşitli özellikleri nedeniyle uygun olan sözcüklerle adlandırılır. Yakıştırmaca da bu kısım önemli arkadaşlar. Daha çok şekilce veya işlevsel benzerlik söz konusudur. Bu isimlendirmelerde sözcük asıl anlamından tamamen kopmamak kaydıyla biraz uzaklaşır. Ancak yüklenilen bu yeni anlam temel anlam çerçevesinde oluşur. Örneğin burun kelimesi. Ayakkabının burnu iyice aşınmış cümlesinde burun kelimesi insanın burnuna şekil ve konum itibariyle benzemesinden dolayı yakıştırmaca olmuş. Yani burun kelimesi, ayakkabının burnu derken burun kelimesi yan anlamda kullanılmış. Aynı şekilde bıçağın sırtı, dağın eteği, uçağın kanadı gibi. Yine kanat kelimesinde de kuşun kanadından esinlenerek tabiatta bir benzerlik ilişkisi kurulmuş ve o kanat kelimesi uçağa aktarılmış. Dolayısıyla kanat kelimesinde de bir yakıştırmaca vardır. Örnek soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu parçada öne sürülen tutuma uyulmamıştır? Usta bir yazar kelimelerin ilk ve temel anlamlarıyla yetinmez. Cümle içinde kelimelere yan anlamlar kazandırmaya çalışır. Yeni kavramları, yeni duygu ve düşünceleri bu yolla anlatmayı dener. Böylece kelimelerin birden çok anlam kazanmasını sağlar. Dilin
anlatım olanaklarını zenginleştirir. Hangisinde bu parçada öne sürülen tutuma uyulmamıştır? Sürü kel tepelerin yüzüne dağılmıştı derken kel tepe. Eski bir dostundan incitici, çok ağır sözler işitmişti cümlesinde ağır söz. Tatlı dili, güler yüzü onu herkese sevdirmişti cümlesinde tatlı dil. Ortalığı insana denizi hatırlatan keskin bir yosun kokusu kaplamıştı cümlesinde ise keskin kelimesi. Yukarıda bahsedilen tutuma uyulmuştur. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır.